19'da besleniyor, 1140 gram 50 gram almış. Süper ya, valla büyüsün. Ama bu durmuyor işte bak. Çok yalnız. Baba. Bak gözlerini baba, açtı ha baba. O kadar sakin değil de dede. Oksijenden ayrılmaz dedi. Yatıyor. Yatıyor. Dede geldi. Onlar onunla boğuşur çünkü. Değil mi? Buduyla pek seviyordu oynamayı. Müvekkille eşi yıllar boyunca hamile kalmak için uğraştılar. En sonunda tüp bebek tedavisiyle uzun bir sürenin sonunda gebelik gerçekleşti. 24 Ağustos 2021 tarihinde erken doğum neticesiyle doğum gerçekleşti. Bunun ardından iki bebek de küveze alındılar. Küvezdeyken kız bebeğin durumu daha kötü, erkek bebek daha canlıydı. Bu olayın ardından 4 Ekim tarihinde müvekkil aranıyor. Çocuğunuz şu anda krize girdi. İşte can çekişiyor şeklinde kendisine bilgi veriliyor. 5 Ekim tarihinde de vefat ediyor. Tabii müvekkilimiz kız çocuğunun vefat ettiğini zannediyor. Halbuki oğlunun olduğunu öğreniyor. Bunun ardından doğal ölüm olarak kendisine bilgi verildiği için defnediyorlar. Kız çocuğu hala hastanede kalmaya devam ediyor. Bunun ardından 14 Ekim gününde kızını ziyarete gittiği zaman hastane çıkışında bir hasta bakıcı kendisinin arabasına gelip köşede görüşmek istediğini söylüyor. Müvekkil de araçtan inip kendisiyle görüştüğünde senin oğlun doğal ölüm şeklinde vefat etmedi. Orada hemşireler uyuyorlardı. Senin çocuğun kendi kusumunda boğularak vefat etti şeklinde bilgi veriliyor. Bunlardan hemen müvekkilimiz savcılığa başvurdu. Ertesi gün de biz de vekaletnamemizi sunarak dosyayı takibe başladık. Otopsi talep ettik. Mezar açıldı. Ayın 18'inde otopsi işlemi gerçekleştirildi. Dosyamız Adana, Diyarbakır ve İstanbul Adli Tıp Birimlerine gönderildi. Ölüm sebebinin tespit edilebilmesi açısından. O arada da söz konusu olayda sorumlu hemşireler ve doktorlar da ifadeye çağrıldı. Hemşirelerden 3 tanesi ve doktorlar ölümün doğal ölüm olduğunu söylemesine rağmen başka bir hemşire gelerek yoğun bakım ünitesinde 2 tane hemşirenin uyuduğunu gördüğünü, bunun ardından yoğun bakım ünitesine baktığında bebeğin morarmış bir halde olduğunu gördüğünü ve hemşireleri uyandırdığını, yapılan müdahalelere rağmen bebeğin kurtarılamadığını beyan etti. Bu olay üzerine savcılık dosyayı daha da ilerletti. Yalnız değişen bir kanun maddesi sebebiyle özel hastane hekimleri açısından da artık Sağlık Bakanlığı'ndan soruşturma izni alınması gerektiğinden dosyamız önce Sağlık Bakanlığı'na gitti. Bakanlık 3 tane hemşire hakkında soruşturma izni vermesine rağmen sorumlu 2 tane doktor hakkında soruşturma izni vermedi. Biz de bunun ardından Ankara Bölge İdare Mahkemesi'ne itirazda bulunduk. Bölge İdare Mahkemesi itirazımızı kabul ederek sorumlu 2 doktoru da soruşturmaya dahil etti. Şu anda dosyamız adli tıp aşamasında Mayıs ayından beri beklemektedir. 2024 Mayıs. Müvekkilimizi uyaran hasta bakıcı daha sonradan müvekkilimize söz konusu olaylarla ilgili uzun süredir görüntü kaydı aldığını belirtti ve görüntüleri müvekkilimize verdi. Söz konusu görüntülerde yoğun bakım ünitesinde hemşirelerin uyuduğu, TikTok çekerek dans ettiği, tek küvezde 3 bebeğin bulunduğu, bebeklerin kanlı şekilde küvezlerde bekletildiği, satürasyon seviyelerinin 90 yerine 70'e düşürüldü. Bu şekilde daha geç alan vererek hemşireleri rahatsız etmemesini sağlandı. Onun dışında satürasyon seviyeleri ve küvezlerin uyarı vermesine rağmen hemşirelerin uyumaya devam ettiği görüntülerde anlaşılmaktadır. Biz de zaten itirazımızı yaparken bu hususa değindik. 20 Temmuz 2011 tarihinde resmi gazetede yayınlanan yoğun bakım ünitelerine ilişkin tebliğde bebek küvezleri açısından her iki küvezde bir hemşire düşmesi gerektiği söylenmektedir. Bizim olayımızda söz konusu hastanede 45 tane küvez olduğunu biz bilmekteyiz. Ama bu şekilde verilen ifadelerde de sadece 2 tane hemşirenin orada bulunduğu söyleniyor. Yani hastane burada yaklaşık 18 tane hemşire eksik çalıştırmaktadır. Aynı zamanda küvezlerin içerisinde ikişer üçer bebekler koyarak da 45 sayısının bile üstüne çıktığı görülmektedir. Savcılık dosyasında hastane evrakları getirildikten sonra doktorların epikriz raporunda müvekkilimizin bebeğinin zaten hareket etmedi, tepkisiz oldu. Bu sebeple doğal ölüm gerçekleştirildiği yazılmış.
Yalnız elimizdeki videolarda müvekkilimizin vefat eden bebeğinin vefattan bir gün önce hareketli olduğu zaten kanıtlandı. Onun dışında bebek vefat ettikten sonra nefesi durarak vefat ettiği söylenmesine rağmen röntgen çekilmiş. Bu röntgeni de biz aldık, dosyamıza sunduk. Yani anladığımız kadarıyla hastane yönetimi ve doktorlar toplu halde bu tür ölümleri gizlemek için her türlü çabayı sarf etmişler. Otopsi ön raporunda bebeğin vefatından sonra batın yıkaması yapıldığı gözlemlenmiş. Bu durumun neden olduğu adli tıp raporundan sonra anlaşılacak. Bu kadar yılın ardından oğlunu bekleyen, ikiz çocukları için ikiz bebek arabası alan, her eşyasını iki kere alan müvekkilimizin acısı katlanarak büyümüştür. Demir, cumhuriyet.